Ve iki önemli konuyu konuşacağız bugün. Konuğumuz öncelikle Hüseyin Bozda, Hem Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sektör Meclis Türkiye Hizmet Başkanı. Sektörü. Hizmet Sektörü Meclis Başkanı. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İki Celerdi. konu var Türkiye'nin gündeminde şu anda. Bir, enflasyon oldu. Ee, bir saat önce açıklandı rakamlar. Zaten enflasyon hep gündemimizde. Hı hı. İkinci konu da e, Merkez Bankası'yla e, iş insanları arasındaki son dönemde konuştuğumuz diyalog. E, bu iki konuyu sizinle konuşacağız. Niye e, bu iki konuyu diyorum? Enflasyon zaten sizin e, uzun süredir gündeme getirdiniz bir mesele. Özellikle yemek e, sanayini çok yakından etkileyen, hı hı. dolayısıyla da tek tek bireyleri çok yakından etkileyen bir konu. E, bunu onun için konuşacağız. İkincisi de dün siz e, Merkez Bankası Başkanı ile e, iş insanları ve Türkiye Odalar Birliği e, üyeleri olarak bir araya geldiniz. Bu konu yine gündeme geldi orada. Hı hı. E, bu nedir, ne değildir, nasıl anlaşılır, biz buradan ne anlamalıyız? Bunun değerlendirmesini yapacağız. Önce enflasyon diyelim, Günce sıcak günde birkaç, yani Vallahi, bir saat önce açılan. Enflasyon artık hayatımızın yani. içerisinde bir yer zaten. Bunu hepimiz ciddi ciddi hissederek yaşıyoruz. En çok etkilenen alanlardan bir tanesi de bizler. Gıda. Gıda. Gıdanın en çok etkilendiği alan bizim sektörümüz olan endüstriyel yemek sanayi. Endüstriyel yemek sanayi biliyorsunuz. Fabrikaların, işçilerin, okulların, hastanelerin, üretimde çalışanların, ihracatçıların kullanıp ve insanları üretime odaklı olduğu yemek konusu. Biz artık enflasyonla ilgili mücadelenin Endüstriyel devlet... yemekte kaç kişi yemek yiyor? Ha, endüstriyel alanda şu anda Türkiye'ye baktığınızda aşağı yukarı 6,5 milyon insanı biz yemek veriyoruz. Ama potansiyel olarak baktığınızda Türkiye'nin TÜİK'in verdiği değerlerle iş gücü kapasitesine göre 20 milyon insanı ilgilendiriyor. Yani bunların 6,5 milyonunu özel sektörde bizler üretirken diğer taraftan da ya kendi yemeğini kendi yapanlar ya da işte sosyal alanlar içerisinde kendisi devam ettirenler var. Ama büyüyecek, gelişecek önemli bir pazarlardan bir tanesi. Ama hani direkt işletmelerin de giderleri olduğu için çok da yakından ilgilendiren bir konu. Enflasyonla ilgili mücadeleyi hani bizler bireysel olarak şirketler, kurumlar bir yerlere artık getiremeyeceğimizi çok yakın algılıyoruz. Ancak bundan sonra şunu yapmalıyız. Biz Bizim tüketicimiz olan, hatta parayı ödeyen ve bu paranın ödemesini yapan işverenlerimize seslenmek durumundayız. Bugünkü enflasyon rakamlarıyla geçen ay ben 40 lira gibi baz alarak açıklamıştık. Sabahleyin saat 10'da açıklanan enflasyonla görülüyor ki %2 daha arttı yani bu olay. Dolayısıyla 41-42 liraya doğru giden bir şey var. Ki devlet bunu zaten enflasyon oranında... Enflasyon da yenilidi biliyorsunuz. 32 liradan 51.8 liraya çıkarttı e, Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilen bir gün, e, bir bir günde bir öğün yemeğin e, Maliye Bakanlığı tarafından masraf olarak gider olarak kabul edildiği nokta. Dolayısıyla biz hani burada 40 liraya 50 liraya çıkmasından ziyade bizim enflasyonla olan mücadelemizde hani biraz önce söylediğiniz o merkez bankasına doğru ya da faizlere bankacılara doğru gittiğimizde geçen sene bir kap yemek için ya da bin kişilik yemek için 100 bin lira para ayırırken ham maddeye bu sene 300 bin lira ayırmak zorunda. Dolayısıyla kaynaklarımız yetmiyor ve yetişmiyor. Ya bu kaynakları yetiştirip yetiştirebilmek için de işte dün sizin de bildiğiniz 65 tane sektör meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sektör meclisinde paraya e e ulaşamamanın, orta ölçekli işletmelerin parada e kaynak Şimdi bulmakta... oraya geçmeden sıkıntı... şu, şu enflasyon meselesinde e yani bu, bunu enflasyon, bir süre daha enflasyonla yaşayacağız anladığım kadarıyla. Yüksek enflasyonla. Peki bu işin köklü çözümü, yani bir parasal tarafı var, finans tarafı var. Hı -hı. Biraz sonra onu konuşacağız. Tamam. Yani oradan gelen, Hı -hı. E, Merkez Bankası ya da faizlerden gelen e, bir etkisi var. Hı -hı. E, baz etkisi var enflasyona. Oradan bir etki var. Ama esas e, biz ne yapmamız lazım? Daha mı çok üretim yapmalıyız? Nasıl Herhalde, üretim yapmalıyız? Enflasyonla mücadelenin tek yolu, ben size şunu söyleyeyim. Yani burada muhtemel ki devlet büyüklerimiz, Cumhurbaşkanımız, Tarım Bakanımız, Maliye Bakanımız bunlarla ilgili bir sürü tedbirler almaya çalışıyorlar ama biz de üretime odaklı işler yapmamız lazım. Üretim odaklı nedir? Hani çok beylik bir laf olacak ama karış metrekare kalmasın ki toprağımız ekilmesin. Yani her metrekaresini toprağın ekmek zorundayız. Bugün dünyada 32 milyar ton gıda arzı vardı. Arzı 35 milyar ton da talep vardı. Yani bu taleple bu arz derecesi dengesinde son 3 yılda tam bir değişiklik oldu. 7, 7 milyar ton gıda eksildi dünyada. Nereye gitti? Eksi bir kısmı. Yani. Eksi değil. Bir kısmı. Ekside olunca enflasyon evet, da olurdu. Bir kısmı, bir kısmı evlerimizde çok insani bir algıyla evlerimizin deposunun altına girdi. Çünkü her ev artık küçük bir büfe, küçük bir bakkal dükkanı gibi depolarda duruyor. Bunu dünyayla entegre ettiğinizde bahsettiğim 35 milyar ton dünyadaki gıda arzıydı. Şu anda bu tam eksi 7 milyara düştü. Dolayısıyla 7 milyar tona düştü. Dolayısıyla en büyük enflasyonun tetikçisi oradaki Stone alt stokta kalan yani tırnak içinde söylüyorum bu stoğu stokta kalan evlerimizdeki depolarımız oldu. Birinci bu. Şimdi Çin'i düşünün. Kaç milyar insan yaşıyor? Birer kilo makarna fazla koysalar deposuna, birer kilo pirinç koysalar da işte 3 milyar ton sırf Çin'deki insanların biriktirdiği evet. yerde. E 80 bir de Türkiye'de. devlet de devre, Çin devleti de e, stok yapıyor evet. yani. Dolayısıyla bu gıda kaynaklarını bir de ülkelerin politikası oldu. Yani evet. mesela bakıyorsunuz Avustralya et satmamaya karar aldı. İşte biz et ihracatını durdurduk. Vesaire dolayısıyla insanlar gıda ile ilgili bir tedirginlik için. Bunun hani parasal yanını bir şekilde bulursunuz ama gelecekle ilgili kaygılarımız var. Bunun için yani önemli bir dün de konuşulan Merkez Bankamızın da Başkanın da konuştuğu önemli stratejik kararlardan bir tanesi de ziraat ve tarımda olan işlevselliği özellik getireceğiz dedi. Ya yani bunun anlamı şu. Demek ki gıdayı daha çok ekeceğiz, daha çok üreteceğiz, daha çok yapacağız. Önümüzdeki kısa sürede ne olur? Eylül ayında inşallah bu sene rekolte çok yüksek. Benim evimdeki bahçedeki kayısı bile çok verdi bu sene. İşte patates bile çok verdi. Domates bile çok verdi. Ben rekoltenin işte geçen ayda ee, Ege Ege'deydim. Zeytinlerin vesairenin çok rekoltesinin yüksek olduğu bir dönemde bereketli bir e, bereketli bir yazdı. şimdilik yani son yani şimdilik, dakikaya kadar e belli Ne kadar olan hasat içerisinde biz enflasyonun gıda alanındaki tarafından biraz daha rekoltenin yüksek olmasından dolayı düşeceğine inanıyoruz. Bir de dün e, ekonomi bakanının bir ifadesi var. Yani şimdiden e, bu olayın e, vehameti ya da e, sıkıntısı e, herkes tarafından anlaşıldığı için. Şimdiden kış aylarındaki enflasyonla ilgili neler yapılabilir, kış aylarında hangi tedbirler alınabilir, onlar konuşulmaya başlanıyor. Mesela bu bizim sizin de içinde bulunduğunuz ve başkanlığın ürettiğiniz sağlıklı gıda platformunda çok konuşulabilecek şeylerden bir tanesi bizim işte şu andaki üretimlerimiz aşağı yukarı 38 milyon ton yaz sebze meyvede bunun kullanabilirlik alanı yani evimize giren alanı aşağı yukarı 22 milyon tonda kalıyor. O arada sevkiyatta, diğer yerlerde, tarlalarda kalan bunları... Fire. Bak fire değil. Bunları daha verimli kullanarak kurutulmuşa, komposta vesaire diğerlerine çevirmemiz lazım. Yani evdeki nasıl annemiz, büyüklerimiz yapıyor da evde konserve yapıyorlardı. Biz de tarlaların başında o domateslerin artanları, altında kalanları, ezik olanları... Bunları şey anlamında... Bu sene herkesin, bu, herkesin domates ilgili bu tür şeyleri yapması. Yani kışa, hazırlık, yani, kışa hazırlık yapması. Biz yani. fire, fire, fire olmayacak bizde. Evet. Biz çöpe atmayacağız. Biz çöpe attırmayacağız bunları. Yani böyle olmamız lazım. Yoksa enflasyonda bir tek devletimiz mücadele e, Devlet mücadele ediyor zaten olabildiğince. Her şeyden biz de birey olarak, gıda üreticileri olarak, gıda tüketicileri olarak bunları yaşamalıyız. Yani önümüzde eğer tabildot yemeğimizde o gün 3 kap yemek değil de 4 kap varsa birini yemeyeceksen alma. Anladım. Yani bir e, tasarrufla ilgili, israfla ilgili yeniden kendimizi dizayn etmemiz, yeniden zihniyetimizi kontrol etmemiz lazım. Bu bir. İkincisi işte eskiden çok yaygın olarak yapılan işte salçadır vesairedir o tür şeyleri, kışa hazırlık noktasında e, o çabalarımızı arttırarak Artırarak, devam ettirmemiz yapalım. lazım. Ama en önemlisi de üretmemiz lazım. üretmemiz lazım. Üretmemiz tek, lazım. tek kelime bu. Evet. Yani tek karış toprak bırakmadan üretmemiz lazım. Tarım Bakanlığı biz hafta sonu Tarım Bakanlığı ile e, önemli bir toplantıdaydık. E, üretme noktasında da çok önemli hazırlıklar e, yapıldığını gördük. Özellikle işte e, gençlere yönelik, e, kadınlara yönelik e, kırsalda e, tarım yapılması için biliyorsunuz herkes terk etti kırsalı. Evet. Yani o, o terk edenlerin geri dönüşü için önemli projeler var, önemli teşvikler ve destekler önümüzdeki Bey, günlerde gelecek. Burada size bir, bir hatırlatmalı bulunuyorum. Dün Merkez Bankası Başkanımız o kadar güzel bazı şeylerde notlar da verdi bize iş dünyasına ama hakikaten keyifliydi. Çok önemli bir şey söyledi. Silah savunma sanayi ile ziraat ve toprağa olan Aynen. desteğimiz eşit ölçekte olacak. Yani savunma sanayi kadar önemli Önemli artık. bir yerimiz. Biz yeriniz. pandemide gördük bunu. Tabii evet yani. pandemide de gördük. Bugün işte silah savunma sanayi, yazılım, ondan sonra turizm. Mesela turizmci, turizm de bizim için çok önemli. 75 milyar Doğru. turist, Döviz 75 milyon yani. turist getiriyoruz, 75 milyar dolar hedefimiz var. Yani Merkez Bankası Başkanımız dün dedi ki, turizmcilere de bir ayrıcalık var, bir sürü çalışmalar var dedi, otellerinizi yenileyin dedi mesela. Verelim para, otellerinizi yenileyin. Çünkü 50 milyar, biliyorsunuz 150 milyar, aslında ekonomiyi harekete geçirmek e için. Ekonomiyi harekete geçirmek e için. Bunlar önemli yani. Konut politikasında da mesela çok önemli yani e bir adım, adım atılacak. Cumhurbaşkanımız pazartesi günü tabii. akşam bir açıklama yaptı. Evet, Herkese evet. ev dedi. Bu tamam. da çok önemli. Yani önemli. Bu şey hani e bir çarkı döndürdüğünüzde bütün çarklar evet. dönüyor herhalde Bey. Şimdi gelelim e Merkez Bankası Başkanı'yla e İstanbul Sanayi Odası'nda başlayan diyalog. E Dün Odalar Birliği toplantısında da devam etti. Nedir, siz Ne na, nasıl anlıyorsunuz? Ya şimdi bu. oraya gelmeden önce bizim hani sektörel olarak bir tanımımızı hmm. yapmak lazım. Biz niye oradaydık? Hmm. Biz şunun için oradaydık. Biz Türkiye Hizmet Sektör Meclisi olarak 65 tane toplu meclisten bir tanesiyiz ve yeni kurulan en genç meclisiz. Bizim aşağı yukarı 2.8 milyon istihdam sayımız var. Yaklaşık 160 bin işletmemiz var. 27 milyar dolarlık da işte şeyimiz var. Nedir onun adı? Eee, Siz... işleme i̇şte, hacmimiz var. Bunların içerisinde yazılımcılar var, yemek yok. Yazılımcılar yok mu? Kim Anlatayım var sizde? Ben. Endüstriyel yemek sanayiciler, büyük büyük evet. bir bölümü. Güvenlik e, evet. sistemleri, e, bina yönetimi, temizlik e, sistemleri, kafe, restoran ve e, Lokantalar var bizde. Hep bizimle yani sokaktaki vatandaş evet. diye hitap ettiğimiz kesimle diyalogta olan... Aynen öyle. Yani şey. 2.8 e, bin... Aslında ekonominin da, nabzını en iyisi tutuyorsunuz bir yerden. İnanın bana İstanbul Sanayi Odası'nda açıklanan verilerin içerisinde %75 hizmet sanayi diyor zaten. Hmm. %22. Yani dolayısıyla biz Türkiye'nin kalbiyiz. Türkiye'deki insanların... Türkiye'nin hizmetkarıyız aslında baktığınızda. Bu hizmetkarlar da baktığınızda ben Merkez Bankası'na kendi sektörümle ilgili bazı şeyler söyledim. Diğer arkadaşlar da kendi sektörüyle ilgili. Bizler ihracatçı sayılmıyoruz. Bizler reskont kredileri kullanmıyoruz. Biz eksim kredileri kullanmıyoruz. Biz de onu dedik. Ya yani biz sahaya çıktığımızda başkanım en çok dertli olan biziz. Diğer ihracatçılarımız eksim kredisi kullanıyor, yatırım teşviği kullanıyor vesaire şunları bunları kullanırken biz bunlardan mahsunuz ama yine de çok dertlenmiyoruz. Pandemide devlet baba bütün göğsünü açtı. O 8 ay, 9 ay boyunca bizi besledi. Bize bunları verdi. Şimdi de bizim devletin yanında olmamız gereken şeyler ama çok önemli güzel şeyler de gelişti orada. Yani e, hem Merkez Bankası Başkanımız hem de Rıfat Bey olayı çok da güzel özetlediler. Birbirimizi yanlış anladık dediler. Biz de orada sanayiciler olarak bir örneklerle sunduk. Ben kendi örneğimi sundum. Dedim ki eğer ben yemek sanayicisiysem bu sanayi için kullanmam gereken et, süt, yağ, bu ham maddeleri depoma koymuşsam benim adım stokçu değil. Ama ben gidip yemek sanayicisi olarak tekstilciden iplik toplayıp benim gıda depomu iplik koyduysam benim adım stokçu. O zaman bunu bulsunlar. Yani dolayısıyla herkesin stokçu kendi ta tanımı yapıldı dün orada. Dün orada. Stokun tanımı yapıldı. Aa, uzlaştık mı? Tabii canım çok ha. da güzel geçti. Ha. Birbirimizi yanlış anlamış olabiliriz dedi Merkez Bankası yani Başkanımız. Yemek bir, sektöründen birisi ya e, alıyorsa depoya ya depona yağ değil. koyuyorsa maliyeti önümüzdeki dönemdeki maliyeti planlamak için, üretimini planlamak için bunu yapıyorsa stokçu demiyoruz. Ama iplik alıyorsa ya da 3 e, tane araba alıp koyup. Bir ne? yerlerden araba ha. alıp satıyorsa ha. bunun adı şey. Ha. Aslında Türk Ticaret Kanunu hepsini güzel tanımlamış. Faaliyet alanı diye bir ticaret odasında ha. bizim bir belgemiz var. Faaliyet faaliyet belgesinin içerisinde olmayan bir ürünü deposunun arkasına koymuşsa bunun tanımı belli. Benim ha. benim Faaliyet alanının içerisinde araba alıp satmak yok ki. Benim faaliyet alanımın içerisinde endüstri. Yaş sebze meyveden üretip fiziki koşullar kullanarak yemek sanayicisi olmak. Yani dolayısıyla dünkü Merkez Bankımızın e, kendisinin de anlattığı, yani oradaki sanayicilerimizin de anlattığı nokta güzel bir yere geldi. Evet. Bence Ama her iki kesimin de yani hem Merkez Bankası'nın e, başkanın, hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun altını çizdiği bir nokta var. Bu bankalar yine yağmurlu bir havada şemsiyeyi kapattılar gibi. Celal Bey ben böyle herkesin anlayacağı dilden anlatayım bunu. Evet. Şimdi Merkez Bankamıza ben aynen şunu söyledim. Dedim ki Sayın Merkez Bankası Başkanım, ben benim üyelerim ve ben Müşteri çekleriyle 3 ay vadeyle çalışıyoruz. Müşteri çeklerimizi aldığımızda işte biraz önce söyledim 100 liraya koyduğumuz ham maddeyi artık 300 liraya ne yapıyoruz? Paraya ihtiyacımız var. Nereye gidiyorum? Bankaya gidiyorum. Bankaya gidiyorum. Ey banka bu, para, bu çekleri al bana para ver. Tamam diyor eğer limitin, limitlerim varsa kredi biliten düzgünse sana %22 ile %23'te veriyor. Bu yetmiyor. Biraz sıkıntılarım var çünkü para yetmiyor. 26'ya çıkıyor. Biraz daha yetmediğinde gidiyorsun bankaya diyor ki bizim bankamızın faktöring şirketi var diyor ki var yani bunun isimleri de var evet. insanlar hepsi biliyor. Dolayısıyla oraya gidiyorsunuz çeklerinizde bu sefer orada 27-28-30'da işlem yapıyorsunuz. Bir süre sonra çek konsantrasyonunuz bozuldu diyorlar. Bu sefer sizi tutuyorlar bizim A plaza var arkada çok iyiler bilmem neler kara kaçtı kara gözler deyip sizi götürüp plazadaki tabiri caizse için de söylüyorum tefecilerin kucağına atıyorlar. Yani dolayısıyla biz arka bahçeye çekilmek istemiyoruz. Siz bizim devlet babamızsınız bu işi çözün dedik. Rıfat Bey de en sonunda özetledi. Bu benim kendi e, tabirimdi. İnsanların anlatabileceği dildi. Rıfat Bey de çok güzel bir şey söyledi. Sayın Başkanım dedi biz bize aileyiz. Yani bunun güzel tarafı şu. Bu kırkları 20 lira çekecek miyiz? O da söz veriyorum. Bunun için mücadele edeceğiz dedi. Bu bizim ha. için yeterli. Yani, yani. 20 20'lere çekildiği zaman enflasyonu da etkiler bu. E, karlılığı da etkiler, e, üretimi de etkiler. Yumurta tavuk evet. genel mi? Değil mi? Yani yani, ekonominin birinci kuralı. Bütün, 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 mesele, bütün, e, yani, bütün mesele kaynağı pahalı kullanmaktır. Kaynağı pahalı kullandığında ürün de, pahalıyor, ürün de mal oluyor. pahalı oluyor. Yani evet. enflasyon, evet. faiz sebep enflasyon sonuç işte. Bunun daha mantığı yok ki. Evet evet. evet. Yani burada ama ür ürünün e, yani maliyetini e, düşürmenin yani paranın maliyetini düşürmenin Düşürme noktasında bir uzlaşma oldu anladığım evet. kadarıyla. Zaten Rıfat Bey'in de epeydir talebi bu noktadaydı. Mesela çok yanlış anlaşılan Haziran ayında çıkan bir bu ihracatçılarımız için Reşkong kredileri var biliyorsunuz. Evet. Esasında... yüzde %40 dövizin %40. Ha, ya onun mesela taahhüdünü biz kaldırdık diyor Merkez Bankası Başkanımız. Fakat biz anlayamadık. Ben sabahleyin Merkez Bankası'nın etki organlarından kim kendisi söyledi. Aldım ben bu linki. Bizim ihracatçılarla paylaştım. Alkışlayan bir sürü insan oldu. Yani biraz da birbirimizi anlama noktasında da adım atmalıyız diye düşünüyorum. Daha çok konuşulmalı belki. Daha çok konuşulmalı, daha çok bir araya gelmeliyiz Celal Bey. Dünya yeni bir Sorun hepimizin içerisinde. sorunu çünkü. Evet hepimizin sorunu. Yani, yani Merkez Bankası'nın ya da Odalar Birliği'nin sorunu değil. Yani o sorunda hepimiz sorun olduğu zaman, yani e, siz üretirken e, finansın maliyetini yüksek olarak kullandığınız zaman, üretimin maliyetine yansıtıyorsunuz. O bizi bize enflasyon olarak işte görülüyor burada. Yüzde doksanları bulmuş gıda enflasyonu. Yüzde doksanların civarında gıda enflasyonuyla karşılaşıyoruz. E, ya da ihracatçıysa yurt dışındaki diğer rakipleriyle e, rekabet anlamında sıkıntı yaşıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Kimse beni ilgilendirmiyor demesin. Evet. Bakkaldaki şeker alan çocuk 1 liraya aldığı şekeri 2 liraya alıyor. Bizim otomotiv sektöründe saç alan arkadaşımız da 800 dolardan 1300 dolar alıyor. Dolayısıyla bu enflasyon sarmalı 82 milyonu hatta bizleri yurt dışında iş yapan iş adamlarını ilgilendiriyor. Niye? Buradaki yüksek rekabetlenme olayı ben gıda ihracatı yapamıyorum. Karşı tarafla rekabet edemiyorum. Doğru. Yani. Bunun için yani Merkez Bankası'mızda Belki sabah akşam konuşmamız lazım. Bunda bir problem yok. Bankalarımız da böyle. Yani diğer özel bankalar. Şimdi bu uzlaşmayı bankalara taşımak lazım belki. Bunu aynen bunu ifade etti zaten Merkez Bankası evet. Başkanımız da. Yani bu uzlaşmayı biz onlara götürüp biz bununla ilgili çalışıyoruz diyor zaten. Yani evet. Merkez Bankası Başkanımız 14 politika faizinin yaklaştırabileceğimiz ne kadar aşağı düşürebileceğimiz rakam varsa bizim bu kadar hedefimiz var zaten diyor. Siz İstanbul Sanayi Odası'ndaki toplantıda var mıydınız? Ben İstanbul Sanayi Odası toplantısında vardım. İkisini karşılaştırdığı... Ya bence orada yanlış anlaşılma oldu bu kadar. Başka Hayır bir şey yani yok. biraz sert mi oldu orada burası yok, çok çok şey. sert değildi yani aslında evet. karşılıklı konuştuk ama biraz basının önünde konuşmam. Basın ama şey olduk yani <gülüyor> <gülüyor> esasında fark Yine olduk. basını suçlayarak burada <laughs> işi, basını işine... suçlamadık ama sonuç itibariyle hakikaten yani basının da burada doğru algıyı yönetmemiz lazım diye düşünüyorum. Niye? Onlara da bir zararı var bunun. Yani basıncı ekmek yemiyor mu? Yemek yemiyor mu? Beraber emek vermiyor muyuz? Beraber korkula çalışmıyor muyuz? Kameraman arkadaşımız yemek yemiyor mu? Enflasyonun sebebi onu etkilemiyor mu? Hepimizin sebebi birbirine etkiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin hakikaten dün yapıldığı gibi bu finans dolabı diğer taraflarda olur ama böyle uzlaşılı, hakikaten böyle çok kaliteli ve anlamlı şeylere birbirimizi anlamaya ihtiyacı var yani. Ekiple mi gelmişti Merkez Bankası? Başkanı? Evet ekiple gelmişti. Eki... Notlar alındı. Tabi tabii, tabii. Şimdi bankalarla görüşmenin sonucunu inşallah bu zamanda. Çünkü yani şu alacağız. rakamlara baktığımızda enflasyon rakamlarına bir bir şekilde dokunmak gerekiyor. Bu enflasyonla... mesela satır aralarında bir şey vardı. Onu da ifade edeyim ben size. Faturaya karşılık kredi tahsis edilecek artık. Hı. Yani faturayı ibra edeceksin. Ben diyorsun ihracatçıyım, bu malı almak istiyorum diyeceksin. Bu malla ilgili izin bank kredisi kullanmak istiyorum. Faturayla. Hmm. Bu, bu çok önemli bir şeydi. Yani, yani o stokçu <gülüyor> şeyini <gülüyor> e, suçlamasını şey... mı diyeyim? Yani diyaloğunu e, böylece ortadan e, kaldırmak mümkün olacak yani. De, çözüm var her şeye. Çözüm çok... Yani çözüm. Çözüm çok. E, Diyalog önemli. Evet. Diyalog. Konuşunca çözüm bulabiliyorsun. Aynen, çözüm aynen. E, bulmak. Valla dün aile içinde bir toplantıydı ve biz çok mutluyduk. iş dünyası olarak onu söyleyeyim. Evet. Yani siz mutlu olunca tabii bu bize de e, fiyat, olarak, yansıyor. fiyat olarak yansıyor. <laughs> yani sürekli şeyi açıklıyorsunuz, e, yemek fiyatları 30 oldu, 40 oldu, 50 diye gidiyor böyle. Tabii o dolayısıyla e, yemek, e, yani bizim bir artımız bu yemek olayı. E, endüstriyel yemek ya da iş yerlerindeki toplu yemek olayı. Dünyada örnek gösterildiğimiz bir yani alan. Artık dünyaya yemek know-how'ı satıyoruz. Yemek mühendisliği satıyoruz. Bunlar bundan 10 20 yıl önce sizinle ben konuşurken dünyanın yemeğini Türk yemek sanayicileri satacak dediğimde millet bıyık altından gülüyor dedin sana. He. Siz söylediniz burada. Şimdi ne oldu? Nereye ya geldik? Ama o başlamıştı Avrupa'da. He, şimdi, şimdi Orta Doğu'dan Orta uç Orta yukarıya doğru çıkıyor. Yani. Birçok arkadaşımız Kuzey Afrika'da, birçok arkadaşımız Hindistan'da yemek yapan meslektaşımız var ya. Yani, yani aslında, şunu söylemeye çalışıyorum. Bu, bu katma, de katma değerli bir ihracat aslında. Tabii tabii katma bana. değerli. Yani hiçbir şekilde bir tane İthal malı yok, bilmem nesi yok, şusu evet. yok, busu yok. Yani nohutu satmakla nohut yemeğini satmak arasında müthiş katma evet, değer bilmiyorum. farkı var. Yani bu minimum %20. Yani katma daha değer. fazla yapıyorsunuz. Minimum %20 yani. Siz daha fazla yapıyorsunuz. İkincisi insan ihraç ediyorsun. Siz gıda evet. mühendisi gönderiyorsunuz, ondan sonra aşçı gönderiyorsunuz. Bu bununla ilgili teknik ekip gönderiyorsunuz. Buradan e, mutfaklar gönderiyorsunuz vesaire. Dolayısıyla yani bir yemek sattığınızda, yani bu Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle 56 tane meslek komitesinin malını alıp satıyorsunuz oraya. Bu Katar'da e, Dünya Kupasında biz şov yapacağız mı orada? Şov yapacağız. Oradaki evet. inşallah e, stadyumlardan 8 stadyumun 2 tanesini yemek Doha olarak Türk şirketi yapacak. Stadlardaki bütün yemek. Stadlardaki bütün yemek. Sporcuların yemekleri. Sporcuların da diğer seyircilerin de. Yani bu, bu bu müthiş bir şey. Ya yani biz tamamını evet. alabilirdik de evet. ama orada lokal olarak paylaşılması gereken şeyler vardı. Çok şükür onu aldık. Yani, yani. istersek yani o kadar gücüm, hepsini, hepsini gücümüz gücümüz yetecek yani. durumda diyor. Hepsini alabilirdik. Problem yani, yok. Yani Türk yemek sanayi <laughs> o noktaya evet. e, geldi. Evet. Ee, bir süre önce sizi İstanbul Sanayi Odası'nda sanayici olarak görmüyorlardı bu arada. Laf ya böyle. Söylemek istemezsin belki de. <laughs> Ya bu, bu komik de ama ya o zaman da komikti şimdi de komik. 1952'de sanayi odası kuruluyor. 1956'da terakki yemek. Şu anda şişli terakki mutfağını işleten abimiz Tuna Emre abi kulakları çınlasın. Sanayi odasına üye aidat ediyor. Adam şey saymıyorlar. Sanayi Sanayici, sanay saymıyorlar. Ya yani. aidatımı alıyorsun. Evet. Paramı da ödüyorum. Ticaret odasına da kaydım mı? E nasıl oluyor bu iş? Ama şimdi bayağı bayağı etkinsiniz. Abi biz zabıtanın elini sıkamazken ben bu işe mesleğe başladığımda şu anda Allah'a çok şükür bakanla, Cumhurbaşkanımızla ve işte TOP'da en tepede temsil edilerek iş dünyasında bunları adım 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 bütün ekiple kulakları çınlasın Sedat Zincir Kıran Bey'le biz işledik ağabey. Tamam. Çalıştık. Şimdi bitti bir, 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 bir cümle, program. Bir cümle. Bir cümle. Yemeği yemekçiden alacaksınız. Devlet baba, belediye baba ve diğerleri yemek işinden çıkacak abi. Bir günde, bir günde ok bunu konuşalım. Olur. Herkes gelince. Bir günde okulları konuşalım. Evet. Okullar da önemli. Tamam. E, çok teşekkür ederim. Sağlıcaklar, sağlık. Kolay gelsin. Sağ olun, Başarılar çok diliyorum. Çok sağ teşekkürler. Efendim noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.